Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Felahin. Felahin'in köyüne büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Hem de çok büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Gözünün önünde babasının başını kestiler. En büyük acıları yaşadı. Annesini, ailesindeki bütün insanları öldürdüler. Kendisi ölü numarası yaptı. O kadar zekiydi ki kendisini ölü numarası yaparak kurtardı. Sonra bu kötü karanlık güçlere hizmet eden ordu çekilmeye başladı. Çekilmeye başlarken bir asker onu fark etti. Hareket ettiğini gördü. Ve onu gördü. Onun yanına gitti. Felahin öldürüleceğini zannetti. Sonra ona kara elbiseler giydirdi. Kara elbiseler. Ve onu kendisini takip etmesini istedi. Felahin'in yaşı o günlerde gencecik bir insan. Hiçbir şey yapamadı. Ve onu götürdü. Siyah elbiseler giydirdi. O günün ordusunun elbisesi de siyahtı. Siyah elbise ona giydirdi ve gecenin karanlığında kayboldular. Onu o zalim topluluğun içerisine götürdü ve onlar gibi giyinmeye başladı. Siyah giyiniyordu. Oradaki asker Felahin'e aşık olmuştu. Onu tam öldürecekken fikrini değiştiriyor. Onun yüzündeki nuru görüyor. Yüzündeki nuru görüyor ve onu öldürmekten vazgeçiyor. Ona siyah bir elbise giydirerek kendi topluluğunun içinde onu gizliyor. Siyah elbiseler, zaten o günün topluluğu siyah elbiseleri çok seviyor. Aralarında kalmaya başlıyor. Tabii ona aşık oluyor. Onu öldürmüyor. Tabii ki Felahin bir taraftan özgün, bir taraftan da kendisini kurtardığı için minnettar. Buradaki konu şudur. Karanlıklar içerisinde parlayan inci. Hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadı. Aralarında kaldı. Siyah elbiselerle. Ama her zaman bu karanlık içerisinde inci gibi parlıyordu. Yüzündeki nur yıldızlara benziyordu. En parlak yıldızlara. Felahin aklında intikam alevleri var. Ailesini, babasını öldüren o zalim kralı kafaya takmış. İşlerinde kendini kamufle etmeyi çok usta bir şekilde öğrendi. Onu kurtaran adam bir savaşta ölüyor. Ve başka hiç kimse artık onun gerçek sırrını bilmiyor ve istediği gibi hareket etmeye başlıyor. Oradaki kralı yakın markacı alıyor. Onu görmek istiyor. Ama bunun için de çok zor. Kendi güzelliğini kullanıyor. Kendi yüzündeki nuru kullanıyor. Tabii aralarında her şey öğrenmiş. Onlar gibi yani. Onlar gibi oldu. Öyle görünüşte onlar gibi oldu. Bir gün kralın geldiğini, askerleriyle oradan geçtiğini duyunca kendini öne attı. Felahin kralı gördü. Kral öyle bir yakışıklıydı ki Felahin onu öldürmeye karar vermişti. Ama öyle bir yakışıklıydı ki aklı durdu. Beyni çalışmadı.
Bütün kavminin intikamını alacak kadın bir anda karanlık içerisinde kayboldu. Ve onun karanlığında kayboldu. Onun yüzüne bakar bakmaz bütün intikam planları aklında uçuşuverdi. Ona yaklaşmak istiyordu, onu öldürmek istiyordu, canı pahasına. Ama bu plandan bir şekilde dönme kararı alıyor zaman içerisinde. Ona aşık oldu. Bir taraftan yine de pişman oluyor. Onu öldürmek istiyor, bir taraftan aşık olmuş yapamıyor, bir taraftan öldürmek istiyor. Arada kalmış, Araf'ta kalmış biri. Karanlık ve aydınlığın içerisinde sıkıştı Felahin. Büyük bir kararsız kadın. Büyük bir kararsızlık. Seçilmişler içinde en kararsız olan odur. En kararsız olan odur. Şu andaki hayatı da karışık olabilir. Sonra rüyalar görmeye başladı. Şeytani rüyalar. Babası rüyasına geliyor. Sen nasıl olur da benim katilimle evleniyorsun? Annesi geliyor. Halkı geliyor. Ona bağırıyorlar. Her gece kabuslar görüyor. Sen nasıl da benim düşmanımı seviyorsun? Elinden gelse onunla evleneceksin. Onu bile düşünüyorsun. Hayal ediyorsun. Çünkü zaman içinde hayal etmeye başlıyor. Kralı görmüyor ama kendi içinde evlilikleri bile düşünüyor. Her gece kabuslarla uyanıyor, ter içerisinde uyanıyor, kendini dışarıya atıyor, nefes alamıyor, gökyüzüne bakıyor, çare bulamıyor ve şaşırıyor. İkili bir insan oluyor, bir karanlık, bir aydınlık. Ne yapacağını şaşırıyor. Hiçbir şey kalmamış, hiçbir şey dünyada kalmamış. Ne şehri, ne ailesi, ne kavmi, hiç kimse kalmamış. Sadece bir aşk kalmış. O da onun baş düşmanı. Kral halen Felahin'i görmemiş. Büyük bir buhrandan sonra kral evlenmek istiyor. Evliliğinde tanıdığı bir kızı görüyor ve evlenme zamanında bütün halkı düğüne davet ediyor. Büyük bir meydanda düğün yapılacak ve güvenliklerle beraber oraya girenlerin hepsini aranıyor tabii. Böyle güvenlikli bir şekilde düğün yapılacak, halkını da çağırıyor. Tabii Felahin üzerine bir siyah elbise giymiş onlar gibi ve düğün merasiminde öyle bir şey yapıyor ki herkes hayretler içerisinde kalıyor. Bir anda üzerindeki siyah elbiseleri çıkartıp üzerinde bembeyaz inci gibi parlayan elbiseleri giyiyor. Üzerindeki elbiseler alttakiler beyaz, üsttekiler siyah. Ve oradaki karanlık bir ortamda inci gibi parlamaya başlıyor. İşte Felahin bir devrim yapıyor. Bütün insanların gözü onun üzerinde ve karanlıklar ülkesinin bembeyaz insanı olarak ortaya çıkıyor. Kralın ilgisini çekiyor. Bu kimdir bana getirin diyor. Ona yaklaştıkça kralın gözü kamaşmaya başlıyor. Ve yanındaki gelin adayını görmezden geliyor. Ve ona aşık oluyor. Hem cesaretine hayran kalıyor hem de bu devrimine o da hayran kalıyor ve ona aşık oluyor. Sen kimlerdensin diyor. Diyor ki ailemi savaşlarda kaybettim. Onun yanına alıyor ve düğün merasimini iptal ediyor kral. Onun yanına alıyor. Yanında bir teklifte bulunuyor evlenmek için. Kimsen yoksa ben sana talibim. İstiyorum. Kendisi de kabul ediyor. Bir gece yine rüyada tam düğün merasimleri, işte düğün yapılacak tekrar kendisiyle. Bir gece
aklına şeytan giriyor. Ve Felahin eline bir hançer alıyor. Tam bu kral uyurken, odadayken onu vurmaya çalışıyor. Ama daha evlenmemişler bunlar. Daha evlenmemişler. Öyle bir fırsat yakalıyor çünkü yakınındadır. Tam ona bıçak vuracak. Çünkü rüyada çok rahatsız edilir. Sonra da bir karar değiştiriyor. Kararsız biridir Felahin. Felahin'in hayatı kararsızlıkla geçiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Kararsız bir ruhaniyetten bahsediyorum. Peki en tehlikeli ruhlardan biridir bu kararsızlık. Vurmaya çalışıyor, vuramıyor. Vurmaya çalışıyor, vuramıyor. İçinden gelmiyor. Ama en sonunda kralın tam göğüs bölümüne vuruyor. Bu boşluk bölümüne vuruyor. Vuruyor, evet vuruyor. Vuruyor. Kral tabii çok büyük bir sesle elindeki bıçağa elini atıyor ve ona ihanet ettiğini aslında çok sinirleniyor ve hemen askerler gelip onu alıyorlar. Ama diyor ki onu öldürmeyin. Çünkü düşünüyor neden beni vurdu. Neden vurdu diye düşünüyor. Düşünüyor. Anlamıyor olayı. Onu zindana atıyorlar. Kral uzun bir süre sonra iyileşiyor. Onu huzuruna davet ediyor. Diyor ki sen neden bana vurdun? Söyle. Seni öldürmeyeceğim. Ama sen niye beni vurdun dedi. Kendisi dedi ki sen benim ailemi öldürdün. Anamı öldürdün. Babamın başını kestin. Akrabalarımı öldürdün. Ben sizin kavminizden değilim. Ben intikamı aldım. Gergin bir sesle ve korkak bir sesle ama bir de cesaretle, iç içe bir duyguyla anlattı. Kral. Söz kralda. Kral şöyle dedi. Sen haklısın. Ben olsaydım onun başını keserdim. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu saldırıları yapan kişi kralın amcasıymış. Ve bu kral bu saldırılardan rahatsız olmuş, yeğeni rahatsız olmuş ve amcasının boğazını kesmiştir bir gece uykusunda. Ve amcasını tahttan indirmiştir ve sadece kendi ordularını zalim insanların üzerine göndermiştir askerlerini. Kesinlikle mazlumlara karışmamıştır. O öyle bir insanmış ama kendisi bilmiyormuş. Çok kısa bir zamanlarda oluyor bu olay. Aslında o değil yani, o ailesini öldüren kişi değil. O kralın başını kesmiş kişidir. Kendi amcasının başını kesmiştir. O kral. Ve şaşırtıcı şey burada. Ve şok oluyor. Evet, oradaki herkes şahit oluyordu. Evet, bu yeni kraldır. Bu eski zalim kralı kendi eliyle boğazını kesmiştir. İşte. Sadece ailelerden gelmiş, geleneklerle siyah elbiseleri giyiyorlar. Eski kral olsaydı, o beyaz elbiseleriyle görünseydi onu öldürürdüler. Ama bu iyi bir kraldı. Ama kral ölümden kurtuldu. Kral hiçbir şekilde ona kızmadı. Ve ona incilerden oluşan bir gelinlik hazırlattı. Bir güzel bir elbise. Uzun bir elbise. Şimdi bizim gibi gelinlikler değil. Düğün merasimi için uzun bir elbise, çok bağlı bir elbise hazırlattı. İncilerden oluşan. Onu giydirdi ve onunla evlendi. Artık o da bir kraliçeydi. Çok değişik bir kaderi vardı. Kendi kavmini öldüren kavminin kralıyla evleniyor. Ve 6 tane çocuğu oluyor. Sadece o kavimden onun çocukları dünyada göç haline geliyor. Güçlü bir krallık yapıyor. Zamanı geliyor, eşi ölüyor ve onun oğlu krallık yapıyor. Yine o soydan bir kral meydana geliyor. Kadından bir kral meydana geliyor.
Bu önemli bir ruhtur ve bu dünyada bir ruhtur arkadaşlar. Felahine selamlar. Evet arkadaşlar, hepinize saygılar, hepinize teşekkürler. Beğenilerimizi unutmayalım arkadaşlar. Saygılar ve sevgiler arkadaşlar. Teşekkürler. Abone olmayanlar da kanala abone olabilir. Desteğinizi bekliyoruz. Hepinize teşekkürler. Saygılar. Sağ olun.